Geldim. Selamlar. Merhabalar. Kaydoluyor hocam, merak etme. Herkese selam. Allah'ın yurt dili yayınlandı. Yurt dili açıklandı. Sabahtan beri yemin ederim kaç mesajı cevap verdim. Daha dönemedim. Bir sürü onlarca mesaj var. Allah'ım ne kadar güzel bir başarı. Ne kadar güzel bir gün aslında. Hocalarım herkese öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Umarım dilediğiniz puanları elde ettiğiniz bir sınav olmuştur. Bizim yüzümüz gülüyor açıkçası. Çok mutlu olduğumuz puanlarımız var. Emeğimizin karşılığını aldığımız bir sınav oldu. Ben zaten böyle olacağından emindim ama tabii ki de hani istediği mesajlara dönemediniz daha. Olsan hocam daha dönemediğim sayısız mesaj var. Telegram'da var, Instagram'da var, WhatsApp'ta var. Her yerden bir mesaj var. Hani onlarca öğrenci olunca hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem kendi gruplarımızdan hem işte yüz yüze gruplarımızdan vesaire hani bir sürü mesaj geldi bugün. Sabah 10'da sağ olsun gene ÖSYM durdu sabahın köründe. Allah'tan YKS gibi sabahın 7.30'da açıklamadı da hani saat 10.30 gibi falan açıkladı sağ olsun. Ama biliyorduk bugün açıklanacağını, demiştim dün ya bugün açıklanır ya cuma günü ya da pazartesi günü açıklanır. Tetikte olun demiştim. Eğer yarın açıklanmazsa sağ olsun gene erken davrandı. Gene erkenden açıkladı. Onun dışında güzel puanlarımız var. 22 aldım bu nedir diyen Onur Hocam var mesela. Tabii ki güzel puanların yanında da hüsrana uğrayan puanlar da oluyor. Hocalarım bir soruyla kaldıysanız mesela 55 hedefin var bir soruyla kaçırmışsın. Ya da 70 hedefin var bir iki soruyla kaçırmışsın. Hiçbir şekilde pes etmeyeceksin. Kaldığın yerden devam edeceksin. Kalkacaksın dümdüz. Mart sınavına kadar hiç böyle bir kesintiye uğratmadan kendini kesinlikle devam etmeniz gereken bir yola giriyorsunuz şu anda. Hiçbir şey bitmiş değildir. Her zaman karşımıza bir sınav vardır. Ve kesinlikle bu sınavlar çalışıldığında gerçekten karşılığını veren sınavlardır. Ben zaten YÖKTE sınavı açıklandıktan sonra da canlı yayın yaptığımızda Hakkı Hoca ile birlikte demiştim. Hocam sınav zor bir sınav değildi. Sağlıkçılar için özellikle. Bunu dememe rağmen iki yanlış yapmışım. Nasıl o iki yanlışı yaptım onu da bilmiyorum. Bakmaya bile fırsat olmadı. Nereden gitti acaba? Neyi kodlamada yanlış yapmışım diye. Çünkü bir sınava giriyoruz. Sınava girip sınavı baştan sona çözüyoruz. Baştan sona çözdükten sonra ilk 30 soruyu ezberlemeye çalışıyoruz. İlk 30 soruda doğru cevaplarını ezberlemeye çalışıyoruz. Sonrasında işte cümle tamamlamada kaç tane zıtlık gelmiş, kaç tane neden sonuç gelmiş onu ezberlemeye çalışıyorsun. İşte paragraflarda hangi sorular vardı onları ezberlemeye çalışıyorsun. Ve 30 dakika yani 12 son 30 dakika kala çıkma noktasında da hemen çıkıp dershaneye yetişiyoruz ki hani muhtemel cevapları yayınlayabilelim. Yani bu koşturmaca, bu hengamenin içerisinde o iki tane soru nereden gitti? Hiçbir fikrim yok. Ama illaki oluyor. Yani hani illa bir yanlışım ya da iki yanlışım her sınavda muhakkak ki oluyor, o da aceleden dolayı. Ve kesinlikle şunu da söyleyeyim. Çoğu arkadaşımız mesaj attığında işte o 5 tane soruyu değiştirmeseydim işte onlar doğru olacaktı. O 2 tane soruyu değiştirmeseydim işte doğru olacaktı diyen çok arkadaşımız oldu. Bunu her sınav öncesinde bütün arkadaşlarıma bilerek söylüyorum. Lütfen yaptığınız, işaretlediğiniz cevapları mümkün mertebe değiştirmeyin arkadaşlar. Değiştirdikçe yanlış oluyor. Beyin bizden daha hızlı hareket ediyor. Beyin bizden daha hızlı çözüyor. Sen onu gördüğünde beyin hızlı tamamlıyor ama senin o şeytani vesveselerin, arkadan bık bık yapanlar ne oluyor? Onu geriye almana sebep oluyor. Tekrardan siliyorsun, yanlışlıkla işaretliyorsun. En az bu şekilde 3-4 sorusu giden ya da 5 sorusu giden çoğu öğrencim var. Yapmayın bunu. En çok verdiğim telkinlerden biridir. İşaretlediğiniz şıkkı kolay kolay geri çevirmeyin hocalarım. Geriye döndürmeyin ki doğru olarak kalsın. Çünkü çok pişmanlık yaratır o. Onun dışında şöyle bir bakayım mesajlarıma. Hocam 35 aldım. YDS grubuna kayıt oldum. Sizce doğru mu yaptım? Yok dile mi hazırlanmalıyım? Eğer hedefimiz 55 ise YDS hangi gruba kayıt oldun? YDS'de para kayıt olduysan aynen kaldığın yerden devam et. Hocam 55 içini geçersin YDS'den. Bir de şöyle bir şey var. YDS yok dilden daha zor bir sınav. Tamam kabul ama artık daha zor bir sınav değil. YDS sınavı ile YÖKTE sınavı birbirinin aynısı hocalarım. Bir farkı yok yani. Yani çözdüğümüz mesela
dünkü bağlaç sorularını EYDS'ye koysam sırıtmaz, gayet de güzel YDS sorusu olur onlar yani. O yüzden hani kafanızda böyle bir soru işareti varsa, ya ben YÖK dilden düşük aldım, YDS'den alamaz mıyım gibi bir düşünce varsa, o düşüncelerden uzaklaşalım. Önümüzde nereden baksak çok gün var. Yani 23 Ekim'e kadar devamlı bir şekilde, gerçekten programlı bir şekilde çalışırsanız karşılığını alacağınız bir sınav olacak. 55 eşiğini çok rahat geçeceğiniz bir sınav olacak. YÖK dilden sonra YDS nedense daha düşük geliyor. Çünkü çalışmayı bırakıyorsun. O tempolu çalışmayı bırakıyorsun. Hocam sıfırdan başladım. 1,5 ay çalışarak 61 aldım. Şu an depar grubumuzdayım. Sizce önümüzdeki YDS sınavının 75 üstüne çıkabilir miyim? Çıkarsın hocam. Çıkarsın bak. Onun dışında sizleri sevdiğim için sosyal dersinize geldik. Hoş geldin hocam. Şöyle bir bakayım. Master hocam, Gözde hocamla grubumuz. Evet. Hocam 5 haftada ne kadar puan fark eder? Siz benden daha fazla örneğe şahitlik ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Şunun en güzel örneği 28 Şubat, 28 Mart ve Nisan YDS sınavlarında. Peş peşe girdiğimiz o 3 sınavda çok gördüm ben onu. Mesela 28 Şubat sınavından 50 alan öğrenci 28 Mart'tan 65-70'e vurdu. 65-70'e vurduktan sonra bir ayda, bak bir aylık çalışmada, o 65-70'ten sonra önündeki Nisan YDS'ye girdiğinde puanını ya sabit tuttu ya da üzerine 5-10 puan ekleme yaptı. Yani YDS'ye YÖK dilden daha zor, ben bundan daha düşük alırım gibi bir düşünceye kapılmayın asla. Tamamen sizin çalışma performansınızla alakalı. Çalışmana aynı şekilde devam ediyor musun? YDS'de çıkmış soruları çözdün mü? Çıkmış soruların çözümlerinden sonra işte tahlillerini, analizlerini yaptın mı? Hangi kelimeleri bilmiyorsun? Bütün çıkmış kelimeleri ezberledin mi? İşte 2013'ten 2021'e kadar, 2022'ye kadar hatta çıkmış YDS'lerin hepsini taradın mı? Eğer bunları yapıyorsan zaten çok rahat bir şekilde 70'i de geçersin, 75'i de geçersin, 80'i de geçersin. Bu şekilde bir program yapıyorsan. YÖK dilinden 55 puan almış bir öğrenci artık bir şeyleri biliyordur. Yani gramer noktasında, kelime noktasında bir şeyleri biliyordur. Artık full soru çözümüne odaklanması, çeviri ve kelime üzerine odaklanması ve deneme çözümüyle devam etmesi gerekiyor demektir. Tamam. Yani 60 alırsam kurban kesiyorum, artı 5 puan yazar mı? Barış. Ya emin misin? Bak aldım ben bu sözü ona göre. Yani YDS'ye girecek olan arkadaşlarıma buradan selamlar. Özellikle Barış hocam. Ben aldım sözünü, kurban kesiyormuşsun. Duyduk ki inşallah hepimize dağıtırsın. Hocam İngilizce'de en çok kullanılan 1000 cümleyi hangi kaynaktan bulabiliriz? İngilizce'de en çok kullanılan 1000 cümle gibi bir durum söz konusu değil. O genel İngilizce için konuşma speaking olarak olabilir ama hani sınav odaklı çalışıyorsan iş değişir hocam. Bu EYDS'den 80 üstü alamazsan bir sonraki EYDS'ye girmeyi düşünüyorum hocam. Sizin kursunuzu almak EYDS master mantıklı olur mu? Benim durumumda birisi için. 80 üstü almak istiyorsak ve şu anki puanımız kaç? Önemli olan o. Master, YDS, Master grupları genellikle soru çözüm odaklı olduğu için hani en az bir 55 puan aralığını istiyoruz açıkçası. Onun dışında da hani EYDS düşünüyorsak EYDS offline kamplarını da alabilirsin hocam. Yarın sınava girecek arkadaşlar hepinize başarılar. Allah yardımcınız olsun. Evet. Depar grubu temelden başlayacak. Ki başladı. Depar grubumuz başladı hocalarım. Bugün akşam saat 19.30'da Cuma gününki dersine gireceğim ben gene. Depar grubumuzda başladık. Tüm hızımıza devam ediyoruz. Master grubumuzda başladı. Tüm hızımıza devam ediyoruz. Eğer düşünüyorsanız YDS'yi de bir an önce vakit kaybetmeden giriş yapın gruplara. Çünkü depar grubu haftanın 4 günü olan bir grup. 2 gün Gözde hocam, 2 gün ben giriyoruz ve yoğun bir grup. Yani bir hafta kaybı size cumartesi pazar yemeden içmeden ders çalışmanıza sebep olacak bir kayıp olacaktır. Tamam. Kasım'da. YDS için ezberlenecek kelime listesi paylaşabilirim tabii ki. Telegram hesabımdan paylaşırım hocalarım. Instagram'dan da Telegram'ın linkine ulaşabilirsiniz. Hazırsak eğer şuradan da açayım bir saniye. Ben de açayım. Mesajlarınızı göreyim. Sohbetten sonra şu paragraf sorularını nasıl çözüyoruz? Bir onlara bakalım. YÖK'te sosyal paragrafı çözesim geldi. Bugün o kadar çok yoğun kalktık ki sabahtan beri telefona bakıyorum. Gerçekten gözlerim görmüyor şu anda. Mesajlar. Ama YÖK'te sosyalin bir paragraf sorularını çözmek istedim. Neden? Çünkü YÖK'te sosyalin metni, şurada gördüğün metni YDS'de de karşına çıkacak. Karşımıza ne olacak? EYDS'de de karşımıza çıkacak ve yarın TÜBİTAK sınavına girecek olan hocalarım da aynı şekilde paragraf soru çözüm tekniğine nasıl yaklaşıyorum? Önemli olan budur hocalarım. Şimdi her şeyden önce bir paragrafı baştan sona anlamak zorunda değilsiniz. Bir paragraftaki her kelimeleri bilmek zorunda değilsiniz.
paragraf sorusunu çözmeden önce nasıl bir teknikle gitmemiz lazım? Her şeyden önce sorularla başlayacağız. Yapıyor ÖSYM, YDS'de de seviyor bunu. Kelime sorusu soruyor paragrafın içerisinde bir tane muhakkak ki. Şimdi bu kelime sorusunu ben buradaki kelimeyi bilmezsem nasıl yaklaşmam gerekiyor? Sil buradaki kelimeyi. Yok gibi düşün. Bu bir kelime sorusuymuş gibi. Burası bir boşlukmuş gibi düşün. Ve gel bulunduğu yerdeki kelimeyi de sil. Bu kelimeyi sil. Cümledeki bağlama göre burası ne olabilir? Onu yorumunu yap kendine. Sanki bir kelime sorusu çözüyormuşsun gibi. Bu kelimeyi bilmek zorunda değilsin. Ha biliyorsan eş anlamını zaten yazarsın ama bilmek zorunda mısın? Değilsin ki genellikle çok kullanılmayan kelimeleri yazacaktır oraya. Sen burada ne yapman lazım? Boşluğu, burayı bir boşluğa düşürüp sanki burası bir kelime sorusuymuş gibi yaklaşman lazım soruya. Bu bir kelime sorusu. Yakın anlam mı yoksa zıt anlam mı? Oraya dikkat ediyorsun. Close demiş. En yakın anlamını, yani eş anlamını soruyor. Şıklara baktığımda weird, tuhaf, garip demekti. Wagyu, belli belirsiz, tuhaf, garip anlamına gelen kelimelerim de obscure da diyebilirim. Belli belirsiz, tuhaf, garip, odd. Bunlar hep tuhaf garip kelimelerimdi. Basic, fundamental, temel, esas, ana demekti. Fundamental, basic, temel, esas, ana anlamında kullanılırdı. Oo, 96-25'ler geldi. Alan hocam, tebrikler. Double, doubtful. Doubtful, doubt zaten ne demek? Şüphe demek. Şüphe anlamına gelen, şüpheye duymak kelimelerim var. Bu kelimelere de dikkat edin. Hesitate kelimesi. Şüphe etmek, suspect kelimesi, şüphe etmek anlamında. Şüpheli, serious, ciddi anlamına geliyordu. Intense kelimesini yok değil, bayılır demiştik. Seviyor ÖSYM bu kelimeleri. Intense, immense ya da dense, yoğun anlamına gelen kelimelerimdi. Şimdi sıfat olarak baktığımızda bu bir sıfat değil mi? Sıfat sorusu soruyor bana. Şimdi sıfat sorusu soruyorsa yüz ifadeleri, nasıl yüz ifadeleri diye soracağız soruyor. Nasıl yüz ifadeleri? Bazı nasıl yüz ifadeleri? Ne gibi? Slight, hafif bir smile, hafif bir gülümseme gibi yüz ifadeleri. Şimdi daha paragrafı okumadan sorunun cevabını verebilirsin. Hemen bir verelim. Neymiş buranın cümlesi? Nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Baştan sona okuyayım bakayım. 1970'lerde Amerikan bir psikolog Andrew initiate, başlattı bir revolutionary of sort. Şimdi revolution bir devrim başlattı. Gelişme psikolojisinde. When he demonstrate, o gösterdiğinde şunu. Yeni doğan bebekler instinctively, şu kelime çok önemli. İçgüdüsel olarak, zaten içle alakalı. Instinct, içgüdüsel olarak taklit ederler bazı yüz ifadelerini. Şimdi nasıl yüz ifadesi? Arkada da örnek vermiş, hafif gülümseme gibi. Yumuşak, hafif bir gülümseme gibi yüz ifadelerini taklit ediyor. Şimdi şüpheli yüz ifadeleri olmaz. Ciddi, hafif gülümseme ciddi bir yüz ifadesi değil. Hafif diyorsun zaten, slight diyorsun, light diyorsun, hafif, yoğun olmaz. O zaman ya Adana ya Bursa. Şimdi hafif yüz ifadesi garip midir yoksa temel bir yüz ifadesi midir? Gülümseme. Temel yüz ifadesidir. O yüzden cevabım ne olur? Bursa olur. Temel, basic, fundamental, basic facial, basic temel yüz ifadelerini, hafif gülümseme gibi yüz ifadelerini taklit ettiğini göstermiş bize adamımız. Tamam, birinci sorumu zaten çözdüm daha. Pasajı baştan okumadan. Geldim diğer soruma. Her zaman öncelikli olarak sorulardan başlıyoruz. Sorudan başlamanın nedeni ne? Nereye bakman gerektiğini bilmeni kolaylaştırıyor. Şöyle hemen diğer soruma bakayım. What was? Şimdi psikologumuzun temel sebebi. For using, kullanmasının. Very young participant, çok genç katılımcı, onun araştırmasında kullanmasının temel nedeni ne? Ben soruyu okurken şunu anlıyorum. Bizim arkadaşımız, buradaki psikologumuz ne yapmış? Demek ki araştırmasında genç katılımcılar kullanmış. Neden? Bunun cevabını ver diyor. Bulacağım, tamam. Geldim buraya. It is clear. Açıktır. True false sorusu mu? Evet. Pasajdan şu açıktır. Jean Pidgeon. Kimse bu. Bununla ilgili bir true false al diyor. Bakacağız. Tamam. Bulunduğu yere git. Al gel cevabı diyor. Şimdi ben bu pasajı baştan sona da okuyabilirim. Çünkü cümlede bir soru kalıbında bir çıkarım sorusu yok ki. Tüm şıklarda işte true false zorlayayım ya da çıkarım zorlayayım. Çünkü nokta atışı al gel diyor. Bir soru diyor ki temel sebebi ne? Genç katılımcı kullanmasın. Bir soru da bunun bulunduğu yerden git true false'u al gel diyor. Şimdi bakalım. Hepsini bir okuyacağım tabii ki.
Ama asıl soruya doğru cevaba yaklaşmak istediğimde bir burada bir de burada olacak cevaplar. Şimdi tamam, psikoloğumuz ne yaptı? Bebeklerin insanlardaki davranışları taklit ettiğini fark etti içgüdüsel olarak. Sonra en genç bebekler who deyip açmış. Bir zaten süperlatif vermişsin. En küçük bebekler who test edilen, psikoloğumuz tarafından test edilenler was only sadece 41 minutes old. Sadece kaç dakikalıklarmış? 41 dakikalık bebeklermiş. Bak çok küçüğü. 41 dakikalık bir bebeği. Neden? Every second of his life, hayatının her bir saniyesinde had been documented, dokümante edilmişti. In order to demonstrate, göstermek için şunu. He hadn't previously seen, daha önceden görmemişti bir mimiği. Çünkü bak yeni doğan daha önceden hiçbir mimik görmemiş ve bu yeni doğanı ben test ediyorum. That deyip açıyorum. Mimik nasıl mimik? Adamımızın, psikoloğumuzun perform, uyguladığı onun deneyindeki uyguladığı mimiği daha önce görmemiş olduğunu göstermek için hayatı boyunca her bir saniyesi dokümante edildi. Ama bebek managed to imitate. Ne yaptı bebek? Taklit etti. Taklit etmeyi halletti. Taklit etmeyi idare etti. Taklit etmeyi uyguladı. Bu mimiklere. Buradaki stil ama fakat zıtlık bağlacı. Şimdi Daz bu yüzden adamımız argue. Hemfikir oldu şuna. Bir başlangıç mekanizması, innate ya da içten bir mekanizma must be present, sunulmalı. In newborns, yeni doğanların beyninde. Nasıl bir beyin bu? İzin veren bu gibi taklit davranışlarının meydana gelmesine. Böyle bir çıkarıma varıyor. %90 ihtimale girdim bak burada. Mas'la birlikte. Bu kanıt was revolutionary, evrimseldi. Neden? Çünkü dogma had that kavram şunu bulundurur. Bu Holt yapısına elinde bulundurmak, sahip olmak, işte ne bileyim düşünmek anlamında da çevirebilirsin. Bebekler öğrenirler taklit etmeyi in the second of year life, hayatlarının ikinci kısmında, second year of life, hayatlarının ikinci yılında. Şimdi bunu ne yaptı? Bu doğmayı yerinden etmiş olabilir. Bir inanıştır, originate, ortaya çıkan şunun işinde geldi mi sahneye? 68. cevabı geliyor. Şimdi bu adam diyor ki ikinci yılında bebekler taklit etmeyi öğreniyor. Bizim diğer Amerikalı psikoloğumuz da diyor ki bunlar ilk doğduğunda beyinlerinde bununla geliyor. Böyle bir çıkarım yapmış. Şimdi muhtemelen probably the most, en etkileyici figürler ever in the field of, bu gelişme psikolojisindeki şu ana kadar olan en etkileyici figür olan bu adamın İşinden bir inanış da ne diyor? Şuradaki yapıyı barındırıyor. Bebekler ikinci yılında taklit etmeye başlar. Aslında adamımız, bu ikinci psikoloğumun ekolü, imply ne demekti? Çıkarımda bulunmak, ima etmek demekti. Zarflaştırmışsın, imalı olarak, dolaylı olarak iddia eder şunu. Bebekler öğrenirler taklit etmeyi ama İlk Amerikalı olandı ne diyor? Bunun verisi de iddia ediyor şunu. They may actually, onlar aslında öğrenirler by imitating, taklit ederek. Birisi doğuştan öğreniyor, birisi sonradan öğreniyor gibi bir aralarında farklı zıt düşünceler var. Şimdi baktığımda ikisinin arasındaki fark ne? Şimdi bu adamın neden acaba temel olarak bebekleri kullanmasını ya da en küçük katılımcıları kullanmasının nedeni nedir? Şimdi şurada bir gelmişti. Şurada bir geldim. En küçük bebekler test edilen sadece 41 dakikalıktı. Her bir hayatının saniyesi dokümante edildi. Ne yapmak için? Göstermek için daha önceden görmemiş olduğunu mimiyi. Bak bunun için. Bunu göstermek için değil mi? Bu mimiyi daha önceden görmediğini göstermek için bebekleri kullanıyorsun. Cevap burada. Şimdi buna eş anlamlı bir yapı arayalım şıklarda. Şimdi neden? Çünkü diyorsun comparing, karşılaştırarak onun bulgularını bu katılımcıyla with those in other study, diğer çalışmalardaki katılımcılarla karşılaştırma yapıyor muyum? Öyle bir amacım yok. Bunun için değil. Şimdi rule out the findings of another study. Şimdi daha büyük olan bebekler üzerindeki çalışmanın bulgularını yıkmak için, rulat etmek için
Bunun için mi yapıyorum? Hayır. Daha önceden görmediğini kanıtlamak için. Daha önceden görmediğini emin olmak için yapıyorsun. Geldim şuraya. Ensure, garanti etmek. Absence ne demekti? Yokluk. Daha önce bak. Önceki bilgi. Expression. İfadenin önceki bilgisini, gösterilen ifadenin önceki bilgisinin yokluğundan emin olmak için. Evet, cevap direkt Ceyhan zaten. Experimenting, deneylemek için, deney yapmak için yeni doğanlar üzerinde farklı yaşlarda onların cinsiyetlerine bakmaksızın. Bu yüzden genç kullanmıyorum. Bu da gitti. Reproduce, yeniden üretme, yeni bebeğin, yeni doğanın reaksiyonlarını imagery, yani görüntüler vasıtasıyla ya da taklit vasıtasıyla yeniden üretmek amacıyla değil. Bunun cevabı nerede bak? Aslında tek sadece şuraya baksan bile kafanı karıştırmazsın. Sanki cümlede yokmuş gibi gözüküyor ama burada temel sebebi bir şey yapmak için, temel amacı. Bir şey yapmak için olur. Ya da çünkü neden sonuç bağlaçlarına gitmen lazım. O nerede? Şurada. E zaten gençleri kullanımı sadece şurada. Bu 67'nin cevabı sadece burada demen lazım. Sadece 41 dakikalık bebekleri kullandı. Her bir saniyesini dokümante edilmişti. In order to demonstrate, göstermek için şunu, he hadn't seen, görmemişti daha önceden mimikleri. Bunun deneyinde uyguladığı mimikleri daha önceden görmediğini dokümante etmek için, kanıtlamak için. Zaten buradaki previously şuradaki önceki kelimesiyle uyuşuyor. Görmediğini absence, yoklukla uyuşuyor. Bunu göstermek için, bunu garanti etmek için uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Cevap direkt ne olur? Ceyhan olur. Anlaştık. Var mı soru sağlam? İki aydan önce Türkçe yaptım. Hocam sadece YouTube'daki videolarınızı 60 aldım. İki ayda mı? Çok büyük emeğiniz var. Tebrik ederim hocam. Geldim şu clearly state'e. Bu adam ne diyordu? Bu adam da diyordu ki şurada bir yerde bu adamdan bahsetmiştik artık. Değil mi? Geçiş bunaydı. İkisinin arasında bir zıtlık vardı her şeyden önce. Diyordu ki bebekler öğrenirler taklit etmeyi ikinci yıllarında. Bu inanış originate, ortaya çıkar jinin içlerinde. Demek ki çocuklar ikinci yılda artık taklit etmeye başlıyorlar. Muhtemelen en önemli bir figürdür. Bu psikoloji alanındaki bu adam en önemli figürmüş bak. Bundan da bahsediyor. Böyle bir süperlatif vurgu da verdim. Sonra ikisinin arasındaki çalışma farklılığından bahsetmişti. Bu diyordu ki bebekler taklit etmeyi öğrenir. Bu da diyor ki taklit ederek öğrenir. İkisi birbirinden farklı. Ensure, garanti etmek. Emin olmak. Emin olmak. Tamam. Görmediğinden, daha önce o mimikleri görmediğinden emin olmak için çok küçük bebekleri kullanıyor. Şimdi 68'e geldim. True false yapacağım. Bir bakıyorum. Bu adam genellikle sahip the last effect, impact. Şimdi daha az etkiye sahip miydi psikolojinin gelişmesinde bundan? Böyle bir karşılaştırma yok. Bu adam kimdi? En etkileyici figürden biriydi. En etkileyici figürdü hatta alanda, gelişme psikolojisi alanında. Bu gitti. Böyle bir komparatif yok. Şimdi suggest, iddia etti bu adam. Bebekler are not born with. Evet. İçsel yetenekle taklit etmek için içsel bir yetenekle doğmaz. Onu öğrenirler. Hayatlarının ikinci yılında öğrenirler. Doğru. Bursa kalsın. Prove, kanıtladı şunu. Kanıtladığı hiçbir şey yok bu adamın. Bak bu patlar zaten. Bu adamın kanıtladığı hiçbir şey yok. Gönder. Prove, kanıtlamak fiili. Öyle bir şey yok. Was able to, yenileştirebildi. Deneysel teknikleri yeni doğanlar üzerinde. Bu yeni doğanları kullanmıyor zaten. Hani bu revolutionize, yenileştiren de bu adam değil, Amerikalı olan psikoloğu. O yüzden gitti. Would agree, hemfikir olacaktı bunun fikirleriyle, taklit etme davranışlarıyla büyük ölçüde. Şimdi to great extent çok büyük ölçüde hemfikirdir. Hayır, bunların ikisi zıtlar. Birbirlerinden farklı şeyleri söylüyorlar. O yüzden Edirne de gider. Cevap direkt ne olur? Bursa olur. Anlaştık mı? Bir tık zorlamış aslında. Bir tık dikkat etmen gereken bir pasaj olmuş aslında. Geldim diğer pasajıma. Önce sorulara bakıyorum bak. According to, göre, dünya sistem teoristlerine göre, bunların olduğu yerlerde ne varsa al gel diyor. True false sorusu mu? True false sorusu. Tuttum. Sonra diyor ki according to passage, gene true false sorusu. Indian, şimdi Hindistan bağımsızlık hareketiyle ilgili bir true false diyor. Bunun olduğu yere dikkat et diyor. Aldım geldim. Şimdi what is the primary, başlıca amacı yazarın.
yazarın amacı ya giriş cümlesinde olur ya da son cümlede olur. Bu bir çatı sorusudur. Her zaman derim. Bu bir metin evse ana fikir ve title nedir? Çatıdır. Şimdi ana fikir ve title bütün pasajı kapsaması gerekiyor. Bu metnin başına oturtturacaksın bunu. Ve genellikle bir metni yazmadan önce o metinle ilgili bir giriş cümlesinde sen ben bu metinde neyden bahsedeceğim diye bir giriş cümlesi atarsın. Spesifiklerden uzaklaşman lazım. Bütün pasajı kapsaması gerekiyor mu? Kapsaması gerekiyor. Şimdi her şeyden önce ana fikri ben buradan çıkarabilir miyim acaba? Bir ona dikkat edeyim. İlk girişten acaba ana fikri çıkarabilir miyiz? Bir iki şıkka düşürebilirsin aslında. Mesela şurada başlıca amacı biz en sona bırakıyoruz ama title sorularını ya da en sona bırakıyoruz ama burada bize ilk giriş cümlesinde zaten bir amacını, neden bu pasajı yazdığını, title'ı aslında veriyordur. Şimdi bir bakayım. Girişte demiş ki verezikâ zıtlıkla girdim bak. Colonization, sömürge. Genellikle tanımlanırken as occupation, işgal ve toprak kontrolü olarak diğerleri another by another diğer tarafından tanımlanırken genellikle Avrupalı imparatorlukları tarafından sömürgeleşmeme teknik olarak işaret eder break up empire, imparatorlukları parçalamayı ve formal resmi bir bağımsızlığı, former daha önceki sömürgeden resmi bir bağımsızlığı ifade eder. Şimdi böyle bir giriş yaptı. Şimdi biz zıtlığın olduğu girişlerde neye dikkat edeceğiz? Zıtlıklar eğer although ve iken zıtlıklarıysa, while whereas iken zıtlıklarıysa, şöyle bir iki cümle yazıyorum. Benim asıl kastım hangi cümlede olur? Asıl ana fikir ikinci cümlede olur. Asıl ana fikir. Ama fakat ancak zıtlıklarındaysa, but ortada olduğunda, but, however gibi yapılar ortada olduğunda, ama fakat ancak olduğunda asıl ana fikir burada olur. Şimdi buradaki asıl ana fikir ne bak? Asıl ana fikir ikinci cümlede Avrupa'daki imparatorlukların teknik olarak break up, empire, imparatorlukların parçalanmasını, sömürgeleşmenin ve resmi bir bağımsızlığın daha önceki sömürgeden elde edilmesini ifade ediyor diyor. Yani decolonization aslında senin kastın ne? Şuradaki decolonization'ı açıklamak. O zaman ben buradan ana fikri bulurum bak. Decolonization'ın geçtiği yapı senin. Doğru cevap olma ihtimalin olacak. Şimdi bir baktığımda şöyle bir bakayım. Şurada var. Decolonization. Başka nerede var? Şurada var. Bir de şurada var. Şu iki muhtemel cevap olmaz büyük ihtimal. Cevabım ilki Adana değil de Bursa çizecektim. Cevabım ya Adana ya Ceyhan'da gitti ya Denizli ya da Edirne. Şimdi bir bakıyorum. Birinde diyor ki tanımlamak için yazdı. Decolonization karakteristiklerini, özelliklerini 2. Dünya Savaşı sonrasında. Bunun için mi yazdı? Yoksa bilgilendirmek için mi okuyucuları decolonization üzerine örnekler vererek geçmişten? Bir de buna bakacağız. Gösteriyor farklılıklarını Latin Amerika ve Asya arasındaki onların sömür decolonization süreçlerini, yani özgürlüklerini kazanma süreçlerini. Şimdi baktığında her hepsi olabilir. Genelde hangisi olacak? Bir bakalım. Diğer soruya baktığımda dünya sistem teorisi demişti. Birinde de pasaja göre Hindistan'ın bağımsızlığı demişti. Bakıyoruz. Şimdi dünya sistem teorisyenleri argue that hemfikirdir şuna. Geliyor bak. 69. cevabı geliyor gibi. Opportunities, fırsatlar for state. Devletlerin fırsatları, küresel yapı üzerindeki devletlerin fırsatları savaşmak için sömürge güçlerine karşı are best, en iyidir. When the core ne demek? Merkez, çekirdek, controlling power, kontrol gücü is in crisis, krizde olduğunda. Şimdi teorisyen diyor ki devletlerin küresel bir sömürgeleşmeye karşı, sömürge güçlerine karşı savaşma gücü, kontrol gücü krizde olduğunda, merkez güç krizde olduğunda olur. Sıkıntıda olduğunda olur diyor. Bunun 69'da karşılığını arayacağız bak. Bu yüzden savaşlar 19. yüzyıldaki Napolyon savaşları offer sundular, Latin Amerika'ya fırsat sundular.
to break away fairly early. Ne yapmak için? Break away, isyan çıkarmak için daha önceden fırsatlar sundular. Yani merkez bir sıkıntı da tam bir siyasi metin bak. Tam bir EYDS metni. Merkez bir sıkıntıda olduğunda sömürge altında olanların isyan etmesi için tam zamanı diyor. Buna ne diyor? Dünya sistem teorisyenleri diyor. Sonra benzer şekilde World War, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı kanıtladı to be remarkable. Önemli bir an olduklarını. When the Western, Batı kontrolleri over much of Africa ve Asya, Asya ve Afrika üzerindeki Batı kontrolleri sonunda kırıldığında önemli bir an olduklarını kanıtladılar. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları. Şimdi örnekler veriyorum bak. Napolyon Savaşları, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşları, Asya ve Afrika örnek verdim. Sonra diyor ki the shift, geçiş. Toward neye geçiş? Decolonization, yani sömürgecilikten kurtulmaya geçiş. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kurtulmaya geçiş çağı kompleks, karışıktı. Sık sık independence, bağımsızlık hareketleri were composed of, oluşturdular, oluşturuldu ya da broad koalisyonları, ulusalcılar, öğrenciler, işte ne bileyim dahipler sık sık bir şekilde toplandılar bunlar. Led by, bak, önderlik edildi Batı eğitim entelektüelleri tarafından. Önderlik edilen bir meclis, bir toplantı, bir koalisyon. Örnekler veriyor işte bununla Vietnam'da Ho Chi, işte ne bileyim Hindistan'da Gandhi gibi önderler, entelektüeller, Batı eğitimi almış olan entelektüeller tarafından bu meclisler ne yaptılar? Oluşturuldu bağımsızlık hareketinde. Sonra the struggle, zorluk, sıkıntı for independence. Şimdi bağımsızlık için zorluk was violent. Neydi? İhlaldi. Involving, içeren, prolong, uzun sürmüş bir çatışmayı, savaşı içeren şiddet ihlaldi. Extending, genişleyen bir ihlaldi. Yıllar boyunca uzayan bir ihlaldi. Ve bazen 10 yıllarca uzayan bir ihlaldi ya da şiddetli diyebilirsin. Şimdi zorluğun, bağımsızlığın zorluğu bu. Sıkıntılar, sürekli çatışmalar, yıllar süren, 10 yıllar süren savaşlar. Sonra the relatively, nispeten. Nispeten peaceful, barışçıl bağımsızlık hareketleri Hindistan'da was the exception, hariçti. Demek ki Hindistan'da Gandhi sağ olsun, Hindistan'daki barışçıl hareketler bunun haricindeydi. Demek ki Hindistan'da savaş olmamış bak. Bunu anlıyorum. Neye rağmen Güney Asya bölünmesinin Hindistan ve Pakistan'a, Güney Asya bölünmesi involve, içeride yoğun bir iç çatışma ve milyonlarcanın ölümünü. He, demek ki Hindistan'da işler nispeten daha rahat, yumuşak geçti ama Pakistan ve Hindistan'ın ayrıldığı dönemde, Güney Asya'nın Hindistan ve Pakistan olarak ayrılması milyonlarcanın ölümüne ve çatışmaya sebep oldu. Şimdi şöyle bir baktım. Zor bir metin mi? Kabul ediyorum. Paragrafı zor. Metin zor. Ama sorular zor mu? Şimdi metin istediği kadar zor olsun. Şuna dikkat etmeni istiyorum. Metin ne kadar zor olursa olsun, senin odaklanman gereken noktalar sorular olacak. Şimdi bakıyoruz. Temel amacı ne bunun? Temel amacı, ben Latin Amerika ve Asya'da bir yerden bahsettim. Ana fikir olur mu? Olmaz. Ben İkinci Dünya Savaşı'ndan sadece bir yerde bahsettim. Ana fikir olur mu? Olmaz. Ben ne yapıyorum? Örnekler veriyorum tarihten. Sömürgeleşmekten kurtulan, bağımsızlığını kazanmaya çalışan ülkelerle ilgili örnekler veriyorum. Bir yerde tuttum, ne verdim? Şurada Napolyon Savaşları'ndan bahsettim. Sonra İkinci ve Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettim. Afrika, Asya'dan bahsettim. Hindistan'dan bahsettim. Vietnam'dan bahsettim. Bir sürü örnekler verdim. O yüzden ana fikrin senin ne olacak? Örnek vermek. İstediği kadar metin zor olsun, neye bakacaksın? Sorulara odaklanacağız. Sonra geldim 69'a. Bu sistem ne diyordu? Bu sistem şöyle 69 olarak burayı çizmişim zaten bak. Şimdi bu sistem ne diyordu? Şöyle bir tuttum. Sistem diyordu ki teorisyenlere, devletlerin küresel olarak savaşmak fırsatı sömürge güçlerine karşı en iyidir. Çekirdek ya da merkez bölge, merkez nokta krizde olduğunda krizi fırsata çevirirsin diyor. O zaman buna baktığımda ne olacak cevabım?
Ne zaman en iyisi? Krizde olduğunda, zor zamanlarda. Şimdi bunun aynısını restatement yapıyorsun. YDS'de restatement İngilizce'den İngilizce çeviri var ya, farklı kelimelerle eş anlamlı anlamı vereceğiz aynısını. Şimdi bölünme, merkezin bölünmesi, işte merkez eyalet ve işte sömürge eyaletin bölünmesi should be object. Karşı gelinse iyi olur bütün uluslar tarafından. Böyle bir bilgi yok. Burada böyle bir şey demiyor. Bölünmenin ya da bu fırsattan en iyi şekilde kriz döneminde fırsatı çevirirsin diyor. Bunu arayacağım bak. Onun dışında çünkü arbestler var. Şimdi sömürgeciliğe karşı Asya ve Afrika'nın hiçbir burada bir numarası yok. Hiç geçmedi bile göndergesi. Şimdi sömürge bölgesi is the most likely to occur. Şimdi toprakların sömürgecilikten karşıt durması ya da sömürgeciliğin ortadan kalkması en ihtimali, yüksek ihtimalle meydana gelir. Sömürgecilerin are going to through, go through, içinden geçmek, geçirmek aşırı derecede zor zamanlar geçirdiğinde olur. Aynısı cevap direkt Ceyhan. Anlaştık? Bak burada ne demiştim? Devletler için fırsatlar sömürge güçlerine karşı ne zaman olur? Krizde olduğunda. Merkez güç, sömüren güç krizde olduğunda olur. O yüzden cevap direkt Ceyhan. Aynı bulunduğu yere gel, al gel dedi cevabı. Şurayı okusan anlasan bu iş biter zaten. Pasaja göre Hint bağımsızlık hareketi. En sonda. Aslında sen bu pasajı baştan sona okumana bile gerek yok. Çünkü sorular direkt nokta atışı sorular. Şöyle bir aldım. Hindistan neredeydi? Şuradaki kısımdaydı. Al gel cevabı diyor. Hop aldım cevabı. Şurada nispeten barışçıl bir bağımsızlık hareketi vardı Hindistan'daki. Değil mi? Oldu o neye rağmen Güney Asya'nın bölümü Hindistan ve Pakistan olarak yoğun bir iç çatışma ve ölümlere sebep olmasına rağmen. Bunu arayacağız şimdi. Şöyle bir bakıyorum. Hangisi olabilir? Was greatly, aşırı derecede desteklendi Avrupalı güçler tarafından Hindistan bağımsızlığı. Böyle bir şey yok. O bir gitti. Helal hocam. Bir soruyla kaçırmışsın 70'i. Olsun, tebrikler. Was unusual, alışılmışın dışındadır bak. Nispeten. Alışılmışın dışında. Karşılaştırıldığında diğer bağımsız hareketlerle. Çünkü o daha az şiddetliydi. Doğru. Bursa Dursun. Şu ilk kısmı almış. Tetiklendi. Çatışmalar tarafından, ülkenin içindeki gerilla çatışmaları, terörist çatışmaları tarafından, böyle bir bilgi yok. Was different from, farklıydı diğer hareketlerden, given that. Çünkü o içeride insanları çeşitli, hayatın çeşitli yönlerinden, from various walk of life dediğin, şuradaki walk of life, hayatın her yönünden insan diye karşına çıkar. Her kesimden insanlık bir bilgi yok, gönder. Was led especially. Önderlik edildi. Özellikle batıda eğitim görmüş entelektüeller tarafından tanıtan ne terimini? Sömürgeleşmeye karşılık terimini tanıtan entelektüeller tarafından önderlik edildi. Çeldiriciye bak. Şurada Gandhi'den bahsettin tamam ama tamam orada var. Özellikle vurgusu var mı? Özellikle, especially, özellikle. Sık sık vermişsin ama Hindistan'ın asıl true false'u sence Edirne'den mi gelir yoksa Bursa'dan mı gelir? Hindistan'ı nispi tutuyorsun. Hindistan'ı bir ayırıyorsun burada. Hindistan'ın bağımsızlığını ayırdığın nokta şurada. O yüzden ne olacak? Nispeten barışçıl bir hareketti. Bağımsızlık hareketiydi. Diğerleriyle karşılaştırıldığında. Zaten nispeten comparative'dir. Karşılaştırmadır. Compare to karşılaştırıldığındadır. Cevap direkt ne olur? Bursa olur. Anlaştık mı? Demek ki ben buradan neyi anladım? Ben buradan şunu anladım. Şimdi bir pasajı okurken pasaj ne kadar zor olursa olsun pasajın sorularına odaklanıp soru kalıbında geçen yere eğer bir şu şekilde bir çizik atarsan, bak burada da Hindistan geçiyor. Hindistan'ın geçtiği yere bir çizik atarsan o soru kaçar mı? Kaçmaz. İstediği kadar zorlasın metni. İstediği kadar zorlasın. Bunları yaparsan daha rahat çözersin. Pasajı hiç anlamasan bile. Tam yerine oturtturmasan bile. Çünkü olay doğru cevaba gitmek. Olay pasajı anlamak değil. Her şeyden önce bunu bir kabul edelim. Ben bu pasajda bilmediğim sayısız kelime var. Ben bu pasajdaki işte metni çok iyi çeviremedim. Ama asıl önemli olan
pasajı anlamak değil, soruları doğru çözmek. Soruları çözerken de bu teknikle hareket etmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Çok zor gelmişti sınavda. Çünkü pasaja odaklanıyorsun. Sınavda şöyle bir durum var. Yarın EYDS girecek olan, dile girecek olan hocalarıma şimdiden söyleyeyim. Sınavda şöyle bir durum var. Sınavda soru çözüm tekniğini kaybetmeyin hocalarım. Sınavda şöyle telkin edin kendinizi. Bu bir bağlaç sorusu. Artılık eksilik sıfat var mı? Bir ona bakayım. Şıklardaki bağlaçlar birbirini götürüyor mu? Bir ona bakayım. Bu bağlaç hangi şekilde kullanılıyordu? Bir ona bakayım. Paragraf sorusuna geldim. Paragraf ne kadar zorlu olursa olsun, soruda ve soru şıklarındaki yapılar metinde var mı? Karşıma çıkabiliyor mu? Bir onlara bakayım. Bu şekilde teknik olarak ilerleyin. Tabii ki okuyacağız, tabii ki çevireceğiz. Ama önemli olan teknik olarak ilerlemek, tamam? YDS'de böyle olur. YDS'de de aynı şekilde. YDS en son yapılan YDS'de açıkçası soru yazarı biraz tembellik yapmıştı. Hatta soruları okurken bu ne ya? YÖKDİL'den daha kolay. Paragrafta özellikle. Ya, YÖKDİL'den çok kolay ya bu sorular diye okumuştuk. Onları zaten YDS son dönem kanal en son yapılan Ekim YDS sınavını şöyle baştan sona bir daha bir çözeceğim birlikte. Merak etmeyin. Anlaştık mı? İyi günler hocam. YÖKDİL sağlık. Sınavına sizin videolarınızla çalıştım. Toplam 5 gün çalıştım. 49 doğru yanıt ile 61-25 puan aldım. Helal olsun hocam. Tebrik ederim. Hocam hep 2 numarasına kaldığımız şıklarda yanlış işaretlemişiz. Çok berbat. İkilem arasında kaldığımız şıklarda yanlış işaretlememizin nedenini onu bir üzerine duralım. Eğer mesela iki şık arasında kaldın, herhangi bir soru ne olursa olsun kuvvetli bir çalışma, kuvvetli olarak ben bu şıkka niye gittim? Özellikle şimdi mesela yayınlandı ya, yanlışlarınıza bakın. Ben bu şıkka neden gittim? Bu yanlışı niye yaptım? Neyi kaçırdım? Onların bir aydınlanmasını yaşamanız lazım ki aynı sorunları bir daha yapmayın. Aynı hataları bir daha yapmayın hocalarım. Helal sana hocam. Hocam YÖKDİL formatına çalıştım hocam. YDS garip geldi biraz. YDS'de tek fark diyalog sorusu ve risk etmiş sorusu. YDS'nin YÖKDİL'den başka hiçbir farkı yok hocalarım. Eğer YDS'ye çalışıyorsanız ve YouTube üzerinden çalışıyorsunuz, herhangi bir eğitimin içinde değilseniz kesinlikle diyalog sorusu ve risk etmiş sorusu soru çözümlerinizde. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Ve ÖSYM'nin kendi sitesi üzerinden çıkmış YDS sorularını 2013'ten itibaren indirin. İşte ilkbahar, sonbahar fark etmez. Baştan sona her hafta 3 tane o sınavlardan çözün. Ve çözdüğünüz sınavları neden yanlış yaptınız sorularınızın üzerine yoğunlaşın. Bilmediğiniz kelimeleri çıkarın. Tamam? Biter bitmez açıklanıyor hocam. Sen sınavdan çıkıyorsun saat 6.30 gibi YDS açıklanmış oluyor. Biter bitmez değil yani. Sınavdan çıkıyorsun yolda gelene kadar, işte merkeze gelene kadar, Ankara'daysak mesela Kızılay'a gelene kadar açıklanmış oluyor. Tebrik ederim Nurettin hocam. Direkt soru çözümlerini izlesem olur mu? Olur. Ama kendimiz de soru çözelim. Sadece soru çözümü izlemekle olmaz. Kendimiz de soru çözelim. Önce çözelim, sonra çözümü izleyelim. Önce çözelim, sonra çözümü izleyelim. Daha faydalı olur. Kendinize güveniniz de gelir. Anlaştık mı? Anlaştıysak eğer haftaya gene kaldığım yerden programımla birlikte devam edeceğim. Büyük ihtimal haftaya bu YÖKDİL sosyalinin soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Cümle tamamlamasıydı, çevirisiydi, işte close testiydi, eksik kalan ne varsa paragraf atması, paragraf tamamlaması, onları bir tamamlayacağım. YDS'ye kadar bu YÖKDİL'lerin hepsini görmenizi istiyorum. Daha sonrasında da zaten son haftalara kala çıkmış YDS'leri birlikte çözeceğiz. Tebrik ederim hocam. İnşallah dilediğiniz puanları almışsınızdır. Alan arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum. Ama dilediği puanı alamayan, canı sıkılan, bir iki yanlışla geri kalan arkadaşlarım hiçbir şekilde pes etmiyorsunuz. Çünkü önümüzde çok sayıda sınav var. Hani Aralık'ta zaten yeni takvim açıklanacak. Ben bu sene iki tane EYÖKDİL bekliyorum. Bir EYÖKDİL yapmışlardı geçen sene bir deneme amaçlı. Bu sene iki ya da üç EYÖKDİL bekliyorum. İki olur diye düşünüyorum ama onun dışında zaten Mart'ta gene YÖKDİL sınavımız var. Biliyorsunuz zaten Nisan'da YDS sınavımız var. Aralarda hep bir EYDS sınavı var. Hiçbir şey için geç değildir. Önemli olan sizin kendinizi motive edip bir an önce ders çalışmaya başlamanız ve bu işi en kısa sürede tamamlamaya çalışmanızdır. Doğru yolda, doğru şekilde çalıştığınızda karşılığınızı alacağınız sınavlardır bunlar. Zaman kaybetmeden gerçekten hani güvendiğiniz, inandığınız hocaların eğitimlerine katılım sağlayın ya da YouTube'dan dersleri muhakkak izleyin, Instagram'dan ya da Telegram'dan gruplara katılın, soru çözüm derslerine katılın. Bunları kaçırmayın. Bunlar sizin için faydalı olacaktır illaki.
Onun dışında da önümüzdeki Mart yüklüyle katılmak isteyen arkadaşlar varsa da eğitimlerimiz tekrardan Kasım'da, Kasım'ın sonu gibi başlayacak Mart sınavı için. Hakkı Hoca ile birlikte sınav kampı üzerinden onları da hani hiç vakit kaybetmeden başlayıp offline videoları izlemeye başlayabilirsiniz. Kendinize şimdilik çok iyi bakıyorsunuz. Önümüzdeki hafta gene kaldığımız yerden böyle aralara birer saat birer saat buluşmaya devam ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Yazan herkese cevap olarak geri dönüş yapacağım mesajlarda. Birazcık beklemeniz lazım ama. Çok yoğunuz. Herkes iyi ki var. Hepinizin emeğine sağlık. İnşallah daha güzel puanlar alacağımız sınavlar olacak. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.